Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Kur'an hakkında en çok sorulan meselelerden birisi kölelik ve cariyelik meselesi. Kölededir bir insanın mülkü olmak demektir. Mülkü, malı. Örneğin ben Hubeyb'in kölesi isem, Hubeyb bu çakmağına, bu çakmak da onunsa, bu çakmağı ne yapabiliyorsa bana da onları yapabilir. Bu çakmağı kırabilir, kullanabilir, tavan arasına saklayabilir ve çıkarmaz. Köle de böyle bir mal. Köle budur arkadaşlar. Hani şu an modern kölelik var falan diyoruz ya. Doğru olabilir. Bilmiyorum. Katılıyorum yer yer. Ama modern kölelik dediğimiz şeyle harbi kölelik arasında dağlar kadar fark var. Ontolojik bir fark var. Sen birinin malı oluyorsun direkt. Yani hatırlayın Django'yu. Hani adam bu şehrin kanunlarına göre Hilda benim malım. Ona istediğimi yaparım. Whatever soul desires diyor yani. Kur'an böyle ne insan aklına ne insan vicdanına sığabilecek bir şeye onay vermiş olabilir mi? Şunu en başından netçe söyleyeyim. Kur'an'ın böyle bir şeye emir verdiğini görseydim asla Müslüman olmazdım. Çünkü eğer Kur'an'ın iddiası şu, beni İslam fıtratında yarattı. Eğer Allah beni o fıtratta yarattıysa o zaman böyle bir emri, böyle bir kurumu, kölelik kurumunu meşru sayamaz. Şimdi size öncelikle kölelikle ilgili konulara geleceksek bu Kur'an'daki her konuda geçerli bir yöntemdir. Tüm surelerdeki, tüm ayetlerdeki hükümleri alırız o konuyla ilgili ve A artı B artı C artı hepsini alıp ortak bir hüküme varırız. Kölelikle ilgili hususlarda öncelikle dikkat edilmeyen hususlar var. Esas konunun derinine girmeden önce ben öncelikle onları hatırlatacağım. Bir kere Kur'an'da köle için birçok kelime kullanılıyor. Bunlardan biri abd. Biz sadece Allah'a abd oluruz. Yani Allah'a kul, köle. Kul ile köle aynı manada. Sadece Allah'a kulluk kölelik ederiz. Daha birinci surede Fatiha'da bile yalnız sana kulluk kölelik ederiz diyor. Şimdi dolayısıyla bir insanın bir başka insana kul köle olmasının önü en baştan kapatılıyor. Tevhid inancı bunu gerektiriyor. Allah'ın birliği inancı bunu gerektiriyor. Bir diğeri. Şimdi Beled suresinde biz insana birçok nimet verdik fakat o sarp yokuşa atılamadı deniliyor. Nedir sarp yokuş diyor? Okuyayım hemen. Beled suresi 90. surenin 11. ayetinden itibaren. Akabe'ye sarp yokuşa atılamadı o. Sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren nedir? Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o. Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmek demek tabii ki başka anlamlara da gelebilir. Zorla fuhuş yaptırılan bir kadını pezevenginin elinden kurtarmak, evet, Beled suresi 13. surenin emridir. Çok hak etmesine rağmen, zeki olmasına rağmen, okuma imkanı bulamayan bir çocuğa şey vermek, burs vermek, onun zincirlerini kırmaktır. Bu da Beled suresi 13. emirdir. Fakat çok geniş bir tabir kullansa da özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmek gibi akla ilk gelen şey köledir, değil mi? Şimdi köle azat etmeyi Allah bir sarp yokuş olarak nitelendiriyor ve emrediyor. Ardından açlık ve perişanlık gönlünde doyurmaktır o. İman edenlerden olmaktır o. Sabrı önerenlerden olmaktır o. Merhameti önerenlerden olmaktır o diyor. Bunlar uğur ve bereket dostlarıdır diyor. Bunları yapmayanlar için ise diyor ki bizim ayetlerimizi az önce saydığı ayetleri tanımayanlara gelince bunlar şomluk, uğursuzluk yaranıdır. Bunlar üzerine kilitlenecek bir ateş gelecektir. Beled 20. Allah burada sayılan şeyleri yoksulu doyurmak, iman eden, hakkı ve sabrı tavsiye eden, köle azat eden, özgürlüğü zincirlenen, insanları serbest bırakmayan, insanları cehennemle tehdit ediyor. Köle azat etmeyenleri cehennemle tehdit eden bir kitap aynı zamanda köleliği meşru olarak kabul edebilir. Ama neden Kur'an'da kölelikle ilgili ayetler var? Çünkü o toplumda da günümüzde de köleler var. Şu an dünyada kimi rakamlara göre 10, kimilerine göre 20'den fazla, 10 milyondan ve 20 milyondan fazla köle var. Modern köle demiyorum, bildiğin köle. Bunların bir kısmı Afrika'da yapılıyor, bir kısmı Güney Asya'da, Orta ve Latin Amerika'da da var. Böyle yerlerde kölelik hala var. Yani kölelik hala bitmedi. Şimdi bu ayet bir kere kafamızda. İkincisi, köle edinme yolları nedir? Tarihten beri, yani her tarih, istediğiniz tarihçiyi dinleyin. Köle edinmenin en popüler yolu savaş esiridir. Savaşta esir olarak alırsın birini
ve o senin onu köleleştirirsin, köle pazarında satarsın. Hatta ailesinden falan ayrı yerlere satarsın genellikle, bir daha kavuşmasınlar falan filan diye. Bir diğeri baskın, bozgunculuk yapmaktır. Baskın, yol kesmektir, köle yaparsın. Fakat en popüleri ya da borcunu ödemeyecek bir adam köle yapılır. Bunun gibi örnekler var tarihte. Fakat en büyük kölelik kaynağı, köle kaynağı savaştır, savaş esiridir. Muhammed 4'te Allah diyor ki, küfre batmışlarla burun buruna geldiğinizde boyunlar vurulur. Tamam, bu savaş anında yapılacak olan şey. Bunları artık o şiddet middet diyen varsa, ya tam şiddetten bahsediyor ama hani Kur'an şiddeti emrediyor diyen varsa, yani bunlar nefsi müdafaya izin veren laflar. Nihayet onları bastırıp sindirdiğinizde anlaşma bağını sıkı bağlayın. Yani artık onları esir alın. Esir alın. Esir aldıktan sonra ne yapacağız? Hemen bir cümle sonrası Muhammed 4. Artık bundan sonrası ya bir bağışlanma ya bir fidyedir. Böylelikle harp ağırlıklarını yere bırakır. Esirleri ya serbest bırakacaksın karşılıksız şekilde ya da malı varsa fidye karşılığı serbest bırakacaksın. Ya bunun bazı yöntemleri vardır. Bazı belki psikolojik baskı yapabilirsin veya Esaret suresini biraz uzatabilir misin? Bilmiyorum. Bunlar savaş şartları gereği belirlenecek şeylerdir. Fakat Allah o esirlere kölelik yolunu kapatmıştır. En nihayetinde salacaksın. Savaş esnasında salmazsın elbette. Değil mi? Yani bir esiri savaş esnasında salmak, hadi git bir daha beni öldürme şansın olsun demektir. Enayilik olur. Fakat savaş bitiminde nihayet harp ağırlıklarını yere bırakır diyor ya. En nihayetinde savaş esirlerini serbest bırakmak zorundasın. Kur'an köleleştirmeyi tamamen bitirmiştir. Kur'an'ın hiçbir ayetinde şunları köleleştirin diye bir emir yoktur. Ve burada da kölelik kaynağını bitirmiştir. Elde kalan köleler için ise Kur'an'ın birçok ayetinde şunu mu yapamadın, diyet olarak köle azat et. Bunu mu yapamadın, işte diyet olarak köle azat et. Yanlışlıkla vazo mu kırdın neredeyse, hani hadi diyet olarak köle azat et. Böyle eldeki köle stoklarını da bitirmiştir ve kölelerle evlenmeye teşvik etmiştir birçok ayette. Hubeyb örneklerini verecektir ezberden, o ayaklı Kur'an. Ben hafız değilim. Nur 32 mesela evlendirin diyor. Nur 32 ayet. Tabii, evlendirin diyor. Evlendirin diyor. Irzlarına geçin demiyor. Evlendirin diyor yani. Ve kadınlar peki? Kadın erkeği yok. Tüm kölelerden bahsediyoruz. Kur'an'da cariye diye bir kelime geçmez. Cariye diye ayrı özel bir kelime geçmez. Bu sonradan geleneğe yerleşmiş bir kelime. Yani Muhammed 4 ve Beled suresi olmaksızın Kur'an'daki kölelik mevzusu anlaşılamaz. Bunları kölelikle ilgili hüküm çıkaracağımız ayetler denkleminden çıkarırsak elde edeceğimiz hüküm eksik kalacaktır. Buradan sonra ama diyeceksiniz ki Kur'an'da kölelerle ilgili hükümler var, şu var, bu var. Efendime söyleyeyim, ma melekü teyman diye bir ifade var değil mi? Sağ ellerinizin sahip olduğu, yeminlerinizin sahip olduğu diye çevirdiler. Bu nedir? Müminin altı değil mi mesela? Müminin altı nedir? Onlar ırz organlarını korurlar. Mesela bakın Yaşar Nuri benim tavsiye ettiğim, size sürekli tavsiye ettiğim bir şeydir. Size sürekli tavsiye ettiğim bir mealdir, Yaşar Nuri meali. Örneğin o bile Müminun'da maalesef şöyle bir çeviri yapar. Cins Müslümanlardan bahsediyor. Cinsiyet organlarını, ırzlarını koruyanlardır onlar. Eşleri yahut akitleri aracılığıyla sahip bulundukları müstesnadır. Bu durumda kınanmış değildir onlar. Şimdi buradan gelenek çıkarıyor ki ha bak eşler yahut diyor. Demek ki eşten başka statüde birileri daha var ve onları biz nikahsız şey yapabiliriz diyor. Veyahut da neydi onları evlendirin diyen? Evlendirin Nisa 25. Nisa 25. Biliyorsunuz ben teknolojiden anlayan bir adam olsaydım bunları size şeyle OBS'le gösterirdim ama. Heh, inanmış hür kadınları nikahlama genişliğine gücü yetmeyeniniz elleriniz altındaki genç mümin köle kızlardan biriyle evlensin. Heh. Ki burada da bakın. Köleyi tanıyor. Evet, toplumda köle statüsünde insanlar var. Evlensin diyor. Hür kadının tabii ki de kriterleri yüksek olacaktır. Köle olan kadının, esir düşmüş kadının kriterleri daha düşük olacaktır. Onunla evlenemiyorsan bununla evlen. Yetinin falan gibi bir ifade yok. Evlen. Onunla da evleneceksin yani. Evet, eklemek istediğin daha köle cariye konusunda ne var? Reis bana bir şey bırakmadın ama sadece bir Nur 33. ayet söylenebilir. Nur 33. ayette zaten Allah şey diyor. Sağ ellerinizin sahip olduklarından, kölelerinizden ve cariyenizden yani verilen genel çevirilerde olsun onu söylüyorum. Bunlardan özgürlük anlaşması yapmak isteyenlerle özgürlük anlaşması yapın.
ve Allah'ın size vermiş olduğu mallardan onlara verin diyor. Yani köle özgürlük istiyorsa onu serbest bırak diyerek bir nevi kölenin kendi inisiyatifine bırakıyor. Hani şu söylenebilir bu durumda, yani Allah niye kölenin inisiyatifine bırakmış? Belki hani hangi köle özgür olmak istemez ki gibisinden bir soru akla gelebilir. Zaten kölenin inisiyatifine bırakması olayı kökten hallediyor ama hani o dönemin şartlarında düşünmüş olduğumuz zaman, misal veriyorum, adam insanlar arasında zaten bir ayrım var o dönemde. Yani köleyle hür bir değil insanların nazarında. Ve bu durumda bir köle özgür olup da yani iş tutamayacak bir halde ortada kalacağına, kendisine iyi davranan, kendisine kötülük etmeyen ve kendisine aile bireyi gibi davranan bir Müslümanın elin altında köle olmaya onay verebilir. Yani buna belki razı olabilir. Bundan dolayı Allah zaten köle... Burada köleden ziyade muameleki teyman, yani anlaşmalı olduğunuz kişiler. Aile bireyi gibi, yani aile bireyinden bir farkı kalmıyor bunun. Allah bundan dolayı inisiyatifi köleye bırakmış olabilir. Hani şimdi şöyle bir şey de söyleyebilir bazı arkadaşlar. İşte siz Kur'an merkezi düşünüyorsunuz veya hadis inkarcısınız. Zaten dediler ya. Caner Tasman'a fotoğraf attı, ben hadis inkarcısı falan dediler. Hadis yaşında... inkarcısım, sorun yok. Mezhepsizim de. Elhamdülillah. Gururla söylerim yani. Ben o konuya girmeyeceğim de sadece şunu söylemek istiyorum bu konuda. Yani mesela hadislere baksanız dahi kölelik konusunda şey var. Yani köleye verilen emirlerde bile hep şey var. Aile bireyinden farksız bir şey. Hani yediğinden yedir, işinden işir, ona zor iş verme gibisinden falan. Hani tefsirden, tarihten de kaynak bilebilir bu konuda. Mesela Nur Suresi'nin 33. ayetini söyledim ben. Bu ayette bir emir var açıkça. Diyor ki köle özgür olmak istiyorsa onu serbest bırakacaksın. Allah'ın sana verdiği maldan ona vereceksin. Ve bu ayet için hep gözden kaçar, görmezden gelinir. Artistlik yapmayayım. Hubeyb bana bugün gösterdi bu ayeti. Kur'an'ı ben defalarca okudum. 15, 20, 30 hamdolsun Allah'a. Nasıl gözden kaçırmışım o ifadeyi? Nur 33'teki o ifadeyi. Çok önemli bir ifade. Aynen. Çok önemli bir ifade. Gayet köleye istiyorsa azat ettireceksin diyor. Hayırdır diyor. Tutma diyor yani. Aynen. Aslında bu şeyin de cevabı oluyor. Cariyelik konusunda bir nevi cevabı oluyor. Hani cariye bile diyor ki sen özgür olmak istiyorsun, özgür ol diyor. Evet. Bu bile aslında cariye konusunun çöken. Ya buna cariye yerine seks kölesi diyelim mi? Daha iyi anlaşılsın bu olayın pisliği ve vahşeti. Aynen. Allah'ın ayetlerine mal ettikleri şey seks kölesi edinme hakkı. Allah sizin belanızı versin. Seks kölesidir cariye dediğin şey. Odalık falan diye yumuşat. Hayır, seks kölesi. Gel buraya, seni şey yapacağım. İtiraz mı ediyorsun? Bir tane çakarım. Bu. Ve bu İslam'da olamaz. Yani gözlerini bile koru diyen bir din sana. Gözlerini bile koru diyen bir din. Ben cahil konusu aslında çok gramere girmeyeceğim ama yani normalde Nisa 25. ayet, yani en geleneksel mealde baksanız dahi olayı çözüyor. Yani en geleneksel mealde bile gidin onlarla ailelerinin izniyle evlilik yapın diyor. Bir izin var, bir onay var ve evlilik emri var. Abi bu cariye ne diye evlilik emri verirsin ki yani? Gerek var mı böyle bir şeye? Şu çeviri hatası yapılan neydi? Şunlarla Nisa evlenin. Nisa 3 mü? Nisa 3 şunlarla mi? Yetinin diye çevirdi. Yetinin diye çevirdi. Aynen. Bakın maalesef rahmetli Yaşar Nuri de hatalı çeviriyor. Şimdi bak. Yetimler konusunda adaleti koruyamayacağınızdan korkarsanız sizin için temiz kılınan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Evet, Kur'an'da çok eşlilik var. Buna biraz sonra gireriz isterseniz. Bu ayrı bir konu. Eğer bu durumda adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız bir tek kadınla yahut yeminlerinizin sahip oldukları ile yetinin. Şimdi bu ne demektir? Çok eşli olmaktan, çok eşli olmayı beceremezsen adaleti sağlayamazsın. Birini illaki daha çok seversin eşlerinden. O zaman tek eşle yahut ma melekut eyman ile yetin değil. Orada tek bir kelime kullanılıyor. Sen ayeti okusana, evlen. Thank you. Metabelekum minen nisa diyordu. Yani thank you. Evlenin. Metabelekum minen nisa. Kadınlardan size uygun olanları evlenin. Mesela Resulü'ye sallallahu rubea ikişer üçer dörder. Fe in khiftum elle ta'dilu. Adaletsizlik yapmaktan korkacak olursanız fevahideten. Buradaki vahideten zaten mensuptur ve thank you emrine atıf. Bu durumda vahideten bir tanesiyle evlenin. Ev ma meleket eymanukum veya ma meleket eymanukum ile evlenin. Evliliğe atıf var burada. Hatta bazı arkadaşlar şunu söyleyebilir. Hani ya siz grameri sonradan biliyorsunuz. Nereden bileyim ben senin doğru çevirdiğini falan diyebilir. Kaynak da verebilirim. Keşfel Beyan tefsiri var. Asırlar önce yazılmış olan bir tefsir. O dahi bu ayetteki bu ifadenin evlenin anlamında olduğunu söylüyor. Hani biz kendimiz uydurmuyoruz yani. Araplar dahi bu ayeti böyle söylüyor. Yani şöyle çok basit. Arapça bilmeye dahi gerek yok. Bak, karnınız acıktıysa elma yiyin. Yahut armut. İşte yahut kivi. Ne dedim ben burada? Tek bir yiyin ifadesi yüklemini diğer yüklemsiz cümlelere dağıttım. Tek bir yüklemli cümle, ister çok eşli evlen, olmazsa tek kadınla evlen, istersen köle kadınla evlen. Aynı fiili hepsine dağıtmış ama köleye gelince onunla, elinizdeki köleyle yetinin. Allah Allah. Allah Allah. Hayırdır? Aynı fiili nasıl değiştirdin sen?
Ya bunun için vallahi Arapça bilmeye gerek yok. Bu kadar basit yani. Bu kadar böyle bir çarpıtma olamaz yani. Abdülaziz Bayındır da bu konuları çok iyi anlatır bu arada. Onu da tavsiye edeyim. Bir referans verelim.